Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki Yunan basınında Türkiye'yi konu alan haberler çıkmasın. Bildiğiniz gibi birkaç yıldır özellikle Türk sihaları envantere girip tarih yazmaya başladığından beri dış basında manşetleri meşgul eder hale geldik. Tabii ki sadece silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız değil, yerli ve milli üretimimiz birçok sistem özellikle Yunan basınına konu oluyor. Ama en çok üzerinde durdukları konu İHA ve SİHA'larımız. Çünkü gerçekten gösterdikleri üstün başarılarla oyunun bütün kurallarını değiştirmeyi başardılar. Konumuza gelecek olursak, Yunan basını Atina yönetiminin hala Türk İHA ve SİHA'larına karşı çözüm arayışı içinde olduğunu yazdı. Bildiğiniz gibi Yunanistan sırf hava sahasında üstünlük kazanabilmek için Fransa'dan fahiş fiyatlarla 19 Ocak'ta ilk 6 Rafale savaş uçağını teslim aldı. Fakat alınan bu savaş uçaklarının sevinci kısa sürdü. Adeta sevinçleri kursaklarında kaldı diyebiliriz. Bu satın alınan savaş uçaklarının sevincinin yerini tekrardan Türk silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının endişesi almış durumda. Yunan haber kaynakları tarafından neredeyse her gün yayınlanan Türkiye'nin yerli ve milli İHA ve SİHA'larına karşı Atina'nın duyduğu endişeyi yansıtan haberler ve yazılar dikkat çekiyor. Bu kapsamda incelediğimiz birkaç haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden biri olan Tovima, Yunanistan'ın savunma bakanı konumundaki Nikos Panayitopoulos'un 20 Ocak tarihinde İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve bu ziyaret sırasında özellikle de anti-İHA teknolojisi içeren ürünler üzerinde yoğun ilgi gösterdiğini yazdı. Amerika'dan, Fransa'dan aldıkları onca sistem yetmezmiş gibi bir de İsrail'in kapısına giden Yunanistan, hala İHA ve SİHA'larımıza karşı elini güçlendirmek için çeşitli sistemleri satın alma arayışına devam ediyor. Tovima gazetesi de yine aynı şekilde yayınladığı haberinde Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları sayesinde Yunan ordusuna karşı çok büyük bir üstünlük elde ettiğini ve Yunan yetkililerin bu durumu değiştirmek için yoğun bir çözüm arayışı içinde olduğunu belirtti. Bunların dışında bu videomuzda sizlerle ayrıca paylaşmak istediğim çok kritik bir mesele daha var. Yine aynı gazetenin yayınladığı haberin devamında Yunan yetkililerinin İHA ve SİHA alımından çok Türk İHA ve SİHA'larına karşı etkili olabilecek çok ileri teknolojiye sahip sistemleri satın almak istediğinin altı çizilirken Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli şekillerde Almanya'ya Türkiye'nin silahlı ve silahsız insansız hava araçlarında kullandığı parçaların satışını durdurması için baskı yapmayı planladığı iddia edildi. Daha öncesinde de birçok kez Türkiye'ye özellikle İHA ve SİHA parçaları ithal eden birçok ülkeye bu şekilde baskı yapma denemesi gerçekleştirildi. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu kanalda da bunlarla ilgili detaylı videolar hazırlamaya çalıştık. Artık mertçe karşımızda duramayan bütün ülkeler çareyi küstahlıkta aramaya başladı. Amerikan Senatosu'ndan tutun Fransa'dan Yunanistan'a kadar herkes bizim ithal ettiğimiz ufak tefek parçaların transferini engellemenin peşine düştü. Ama atladıkları bir şey var. Bizim yurt dışından aldığımız parçaların yerli ve millileri zaten hali hazırda mevcut durumda. Şu an için daha uygun fiyatlara geldiği için oralardan almayı tercih ediyorduk. Yani istedikleri ambargoyu uygulasınlar. İHA ve SİHA'larımızın üretimini durdurmaya hiçbirinin gücü yetmeyecektir. Daha öncesinde de birçok farklı parçaya ambargo uygulanmasına rağmen bu üretimleri sekteye uğratamadıklarını çoktan anlamış olmaları lazımdı. Kanada meselesinden ders çıkarmış olsalar da eğer böyle hamlelerle zaman ve itibar kaybetmeye yeltenmezlerdi diye düşünüyorum. Şimdi son olarak videomuzu sonlandırmadan önce özellikle Yunanistan'ın neden İHA ve SİHA'lardan bu kadar korktuğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Haziran 2020 tarihinde Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan'ın Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağını duyurmuştu. 2020 Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Bayraktar TB2'ler Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı büyük bir başarıyla kullanıldı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin D-44, D-30, D-20 ve D-1 olmak üzere toplam 118 adet topçusunu,
bilinmeyen sayıda piyadelerini, 85 kadar T-72 tanklarını, 17 civarı 2 S-1 Gvozdika Kunda motorlu obüsünü, 3 adet BM-30 Smerch balistik füze sistemini, 56 kadar BM-21 Grad, 1 adet TOS-1 çok namlulu roket atar sistemini, 12 BMP-1, 5 adet BMP-2 zırhlı savaş araçlarını, pek çok zırhlı personel taşıyıcılarını, toplam sayıları ortalama 178 olan askeri kamyon ile jipi, öz hava savunma sistemlerini, yaklaşık 16 OSA, 3 Sterela 10 ve 5 S-300 hava savunma sistemini Bayraktar TB2'ler ile etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen toplam 772 hedeften tam 535 tanesi Bayraktar TB2 ile etkisiz hale getirildi. Savaş sonrasında Bayraktar TB2'lerin Ermenistan'a verdiği toplam zarar 1 milyar doları geçti. 5 Ekim 2020 tarihinde Kanada Dışişleri Bakanı François Philippe, savaş sırasında Bayraktar TB2'lerde Kanada üretimi sistemlerin kullanılması sebebiyle Türkiye'ye yapılan satışın durdurulduğunu duyurdu. Daha sonrasında Bombardier Recreational Products'a fason üretim yapan Rotax şirketi, motorların sadece sivil kullanıma yönelik olması gerektiğini belirtti ve kullanımı belirsiz olan ülkelere ifadelerinde bulunarak Baykar Savunma'ya motor ve yedek parça satışını durdurdu. Benzer bir tepki, Bayraktar TB2'ye tek yönlü valf ile su tutucu parçaları sağlayan İngiliz Endeavour şirketinden de geldi. Şirket, 11 Ocak 2021 tarihinde Baykar Savunma'dan gelen tüm siparişleri iptal ettiğini ve tedariğin durdurulduğunu açıklamıştı diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.